Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi ismi mevsulleri de işleyip bu marife konusunu kapatalım. Şimdi burada tanımını yapılmıştır. Tanımlar üzerinden gidersek hiçbir şey anlaşılmaz. Dolayısıyla esas olan yöntemin kendisi. Biz burada da yöntem üzerinde duracağız. Şimdi iki kısmı var ismi mevsulların. Has olanlar, müşterek olanlar. Has olanlar dediğimiz zaman müfret, müsenna ve cemi için özel bir şekilde konulmuş, kullanılmış olan ismi mevsulleri kastediyoruz. Müşterek ise bunun tam aksine, az sonra ona da temas edeceğiz. Şimdi ellezî dediğimiz zaman burada müfret müzekker için gelir. Ellezâni müsenne müzekker, ellezîne cem'i müzekker, elleti müfret müennes, elletâni müsenne müennes, ellâi vellâti cem'i müennes olarak gelir. Ellezî, ellezâni, ellezîne, elleti, elletâni, ellâi, ellâti şeklinde İsmi mevsulleri güzel bir şekilde ezberleyelim inşallah. Şimdi bu has olanlar, özel olanlar. Bir de müşterek olanlar var. Mesela men kelimesi. Bu men kelimesi hem bir lafızdır ancak hepsi için gelir. Yani men kelimesi burada müfret içinde gelir. Müsenna içinde gelir. Cemi içinde. Aynı zamanda müzekker ve müennes içinde gelebilir. Men ve ma örneklerinde olduğu gibi. Evet. Şimdi müfret. Ellezi, elleti. Müsenaya baktığımız zaman ellezani, elletani. Bunlar merfu halde bu şekilde olur. Mansup olursa ya da mecrur olursa ellezeyni, elleteyni şeklinde gelir. Cemi olduğu zaman ellezine erkekler için müzekker bak görüyorsunuz. Bayanlar için ellati, ellevati, ellai şeklinde gelebilir. Müşterek olanlar, müzekkerler için men, ma, eyyu, yine müennesler için men, ma, eyyu şeklinde gelir. Şimdi burası önemli. Ellezi, bunu da şu şekilde göstermeye çalışalım. Şimdi bunlar İsim mevsulların hepsi ama hepsi mebnidir. Müsenneler hariç. Az önce ismi işaretlerde işlemiş olduğumuz gibi ismi işaretlerde olduğu gibi nitekim ismi işaretlerin hepsinin mebni olduğunu söylemiştik. Müsenne olanlar hariç aynı şekilde ellezî, elleti, ellezîne, ellâti, ellevâti, ellâi, men, mâ, eyyû gibi bütün bunlar mebnidir. Ancak ellezani, ellezine, ellezeyni, elletani, elleteyni hariç bunlar müsennanın hükmüne tabidir. Bunu da bu şekilde ifade etmekte büyük bir fayda vardır ve gözden kaçırmamak gerekiyor. Öyle olunca ismi mevsul konusunu işlerken bu tür özelliklere de dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla özet itibariyle söylersek İsmi mefsul dediğimizde neyi kastediyoruz? İsmi mefsulun tanımını yapmış ama tanımını yaptığımız zaman da birçok şey anlaşılamayabilir. Mevudi ali müsennen muayyen belli bir müsemma için vaz edilmiş. Bi vasiteti cümletin muttasiletin bihi tutkeru ba'dahu kendisinden sonra gelecek olan bir cümle vasıtasıyla. Şimdi burada önemli bir konu aslında bu. İsmi mefsuller konusunu ele alırken özellikle sıla cümlesinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ismi mefsullerden sonra kesinlikle bir sıla cümlesi gelir. Sıla cümlesinin geldiği yerlerde ise bir ait olur. Dolayısıyla yani dönen bir zamir olur. Belki de ismi mefsulları önemli yapan konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla ismi mefsuller burada iki şekilde üzerinde durmamız gerekiyor. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle bunlardan sonra bir cümle gelir. Kesinlikle ve kesinlikle. Mesela ittaki şerre men diyemezsin. İttaki şerre men ehsente ileyhi. Kendisine iyilik yaptığın kimsenin kötülüğünden sakın. E'cebeni ma demek yetersizdir. E'cebeni ma ketebtuhu. Yazdığım hoşuna gitti. Yazdığım hoşuma gitti ya da yazdığın ketebtehu diye okursak o zaman yazdığın hoşuma gitti cümlesinde bakınız. Men kelimesi mefsul mu? İsim mefsul mu? Evet. Ma? Evet. Burada isim mefsul. Ve her ikisinden sonra sıla cümlesi gelmiş mi? Gelmiş.
Peki her ikisinden sonra ait zamir var mı? Var. Bakınız ilehi ketebtuhunda her ikisinde de mene, burada ise maya dönen zamirler vardır. İsim mevsul konusunu daha önceki işlemiş olduğumuz alemden, ismi işaretten ve diğer konulardan ayıran temel özellik marife konusunda, özellikle ismi mevsulü diğerlerinden ayıran temel özellik sıla cümlesini alması ve bu sıla cümlesinde bu ismi mevsule dönecek olan bir aidin bulunması. Buna da aidiyet zamiri diyoruz ya da ait zamir diyoruz. Yine sıla cümlesiyle ilgili şunu söylemekte fayda var. Sıla cümlesi fiil cümlesi de olabilir, isim cümlesi de olabilir. Ancak mutaallak hasre gittiyse bu mutaallak kesinlikle fiil olması gerekiyor. Fiil olması gerekiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.